İstediği kadar kardeşler bana bakmasın. Sıkıntı yok. Hı. Benim amacım anne baba. Şu anda zaten Kandıra cezaevinde memur. Zaten maaşım yatıyor. Yani kardeşlere önemli değil, maaşım yine var diyorsun. Yine bakmasınlar. Yani Gökhan şu an aradığı için demiyorum. Aha. Aramasın. Hiç onda değilim. Benim amacım anne baba. Anneni babana kavuşmak istiyorsun. Hayattalar değil mi? Ahmet Bey'in hayatta olduğunu biliyorum. Ama Gökhan'ı alalım. Gökhan Gönül. Hatta merhaba. Mı? Merhaba, selamlar. Nasılsınız? Selamlar Diyan, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Yeni şeyiniz, takımınız hayırlı olsun. Size teşekkür ederim. Evet. Ben aradan çekileyim. Sizin soracaklarınız vardır. Canla, ya, canla soracaklarım sizi... yok aslında. Hı hı. Can bizim kardeşimiz. Annesi babasının ona ulaşmak bir dakika, bir dakika. Bir alkış gelsin. Yani kardeşiniz değil mi? Kabul ediyorsunuz. Ya inkar etmiyorum ki. Ben de ama yalnız bunu 3-4 gün önce öğrendim. Evet, doğru, haklısın. 3 kardeştik, 4 olduk. Evet. Kalabalık aileydir. Evet, gözünüz aydın diyeyim, ne diyeyim. Sevgili Gökhan Gönül. Gözünüz aydın diyeyim Can'cığım, yani. Can'cığım 3-4 gündür annen baban sana ulaşmaya çalışıyor. Bizler de öyle. bir an önce bence artık hani özel hayatını çok fazla anlatmana da gerek kalmadığını düşünüyorum. Zaten annem baban da şu an seni bekliyor. Bizler de bekliyoruz. Bir sesini duyamaz mıyız onların da Gökhan Bey? Ya şimdi benim annem babam böyle çok televizyonlara alışık insanlar değiller. Olabilir, evet. Ama çok fazla, ben de çok fazla sevmem aslında, biliyorsunuz beni az çok. Biliyorum ama ben bağlanmanız önemliydi çünkü gerçekten Can'ın, yani bizim gördüğümüz kadarıyla öyle bir maddi beklentisi yok. 4 yıl sokaklarda yaşamış, çok zor bir hayatı olmuş. Didem Hanım, biliyorum ben. Acayip zor bir hayatı olmuş Gökhan Bey. Ama 3-4 gün önce öğrendim. Biliyorum. Ben sizi bakın. Ben de Can gibi belli yaşa kadar zaten annesiz büyüdüm. Az önce söyledim, evet. Yani siz de 20 yaşına kadar annenizi tanımamışsınız galiba. Evet, aynen öyle. Evet. O yüzden Can'ın da çok fazla özel hayatını da çok paylaşmasından yana değilim aslında. Hı hı. Herkesin her şeyi bilmesine gerek yok. Yeterince zamanı da var. Ya ben biliyorum, ben de dediğim gibi yeni öğrendim. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Siz 20 yaşına kadar annenizi neden göremediniz? Ayrılardı çünkü. Ha, ayrılardı. Sonra siz mi barıştırdınız? Evet. Ya peki, ben buldum annemi. Aynı Can'ın bizi bulmaya çalıştığı gibi. Aa, siz annenizi aradınız, öyle mi? Evet. Onca geçen zamanı da boşu boşuna olmaması adına, hani zaman kaybetmemesi adına bir an önce gelsin annesinin babasının kardeşlerin yanına. Konuşacağı, dertleşeceği çok şeyler vardır. Biz onu bir an önce yanımıza bekliyoruz. TC'den mi çıktı yani? Artık nereden çıktı bilemiyorum. Bana 2 gün sonra, 3 gün sonra haber verdi. Ya dedi, senin abin Gökhan çıkıyor dedi. Hani Fenerbahçe'de çalışıyor dedi. Ama öyle tam olarak bilemiyorum dedi. Yani ben şimdi... Demir topçu dedi. Ya. Evet, o çıkıyor dedi.
Çeksene abi bunları. Çekeyim. Ben çekeyim. Ben yarın gelseydim bugün gitmişti bu kadar. İki gün lazım. Ne Arkadaşlar çok orijinal tıraş yapacağız. Yok hayatta olma. Kimileri alsın. Kimi zaten alsın. Başkan geliyor. Başkan geliyor.